Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere uzun zamandır tanıtmak istediğim bir gitar olan Epiphone'un Les Paul Custom modelini tanıtacağım. Uzun zamandır diyorum çünkü yaklaşık bir yıl kadar önce bu gitarı tanıtacağımı söylemiştim. O tarihten beri de birazcık ertelemeler yapıyorduk. Artık bütün engelleri ortadan kaldırdım, ertelemeyi kaldırdım. Gitar alıp kameranın karşısına geçtim en sonunda görmüş olduğunuz gibi. Tabii farklı bir gitar var şu an elimde. Bununla ilgili çok büyük detaylar vereceğim. Engeller diyorum, bu engeller nedir? Bu videoyu üçüncü kez çekiyorum biliyorsunuz. Facebook'taki profilimden paylaşmıştım en azından. Kamera çekim esnasında kameramızın çektiği fotoğrafları sizinle paylaşıyordum. Sonunda da bir ileti yazdım videoyu üçüncü kez çekeceğim diye. Çünkü iki tanesini ne yazık ki senkron bozukluğundan kaybettik. Cubase programımız birazcık takılmalar yapıyordu. Çünkü hard diskte biliyorsunuz arkadaşlar bazı zaman içerisinde bölünmeler oluyor. Bunun tek ilacı format. Tabii biz de formatı elimizden geldiğince uzun dönemlerde atmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla sayıda program kullandığımızdan birazcık zahmetli oluyor bu. Ama maalesef Windows sisteminin bize katmış olduğu zorluklardan bir şeyler öğreniyoruz biz de. O yüzden yakında sistemlerimize bir Macintosh alacağız. Kısmetse bakalım. Ne alacağımıza daha henüz karar vermedik. Araştırma içerisindeyiz. Çünkü en işimize yarayan modeli alacağız. Bu konudan dolayı da fikirlerinizi bana yazmanızı isterim açıkçası mail olarak. Sizin de önerileriniz bizim için önemli. Tabii Final Cut kullanacağız. Onu da söylemek istiyorum. En azından montaj için. Şöyle baktığımız zaman birazcık gitara dönelim. Bunu da tabii bir bilgilendirme olarak size söylemek istedim. Gitar gerçekten güzel arkadaşlar. Bunu abartı olarak söylemiyorum. Bir kere çok ağır, içi dop dolu bir gitar. Uzun yıllar sahnede çalacak arkadaşları bir süre sonra boyun fıtığına sürükleyebilir. Bu konudan dolayı dikkat edin. Tabii bu gönlümüzden geçen en son dilek. Şöyle baktığımız zaman aksamlarında altın aksam kullanılmış. Yakışıklı bir gitar. Onu söylemek istiyorum size. Neden beyaz seçtim? Gözüme bu daha güzel geldi. Tabii bunun iki rengi var, siyah ve beyaz olarak. Onu da bilmenizi istiyorum. Tabii sitesinde, Epiphone'un kendi sitesinde bu model yok. Neden bu model yok? Çünkü bu gitarda single manyetik olabilme özelliği var. Yani humbucker'ların bölünebilme özelliği var. Sitesinde bu yoktu. Tabii herhalde güncellememiş olabilirler. Belki özel bir üretimdir. Onu da bilmiyorum neden koymamışlar. Groover vurgular kullanılmış. 18.1 oranında bize akort imkanı sağlıyor. Biliyorsunuz zaten bununla ilgili açıklamayı da önceki videolarda yapmıştım. Yine Amerikan design diyorum arkadaşlar. Amerikan manyetik değil bunlar. Amerikan design. Kendi üretimi Epiphone'un humbucker'lar var üstünde. Yine 2 volüm, 2 ton potansımız ve volüm potanslarında görmüş olduğunuz gibi tekli manyetik olabilme özelliği var. Gövdemiz maun, sapımız maun, klavyemiz gül ağacı. Klavyemiz birazcık siyah, abanoza benziyor ama diğer modellerine baktığımda gül ağacı kullanılmıştı. Ondan dolayı biraz tereddüt içerisindeyim. Eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen bunu videonun altına yorum yazarak düzeltiniz. Tabii benim kendi görüşüm %80 ihtimalle gül ağacı olduğuna dair. Çünkü gerçekten ayırt edilemiyor. Şöyle isterseniz clean tonlarıyla başlayalım. Gitarla ilgili aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Zaten introda tonunu dinlediniz. 3 farklı switch pozisyonunda overdrive tonunda size göstermeye çalıştım. Tabii setup'ımıza biliyorsunuz kablolarımıza değiştirdik setup'ımızdaki. Şu an mesela Sennheiser mikrofonumuza bağlı olan mikrofon kablomuz Clots ve uçlarında nötrik uç var. Yani sinyali size gönderirken biraz daha iyileştirdik açıkçası. Daha az kayıpla daha iyi ileten uç ve kabloyu tercih ettik. Tabii siz de böyle kablolar almak isterseniz ben sizi yönlendiririm. Bana ulaşabilirsiniz bununla ilgili olarak. İsterseniz şimdi bakalım clean tonlarımıza. Tabii nasıl bir yol izleyeceğiz bugün? Clean tonlarımızı hem humbucker hem single olarak deneyeceğiz. Sonra amfimizin turuncu kanalına yani overdrive kanalına geçeceğiz. Orada da yine humbucker ve yine tekli manyetik olarak deneyeceğiz. Tekli manyetikte biraz dip gürültümüz olacak. Biliyorsunuz bu hayatın bir gerçeği artık. Distortion'da denemeyeceğim tabii ki tekli manyetikle. Çekilmez bir dip gürültüsü olur. Ne ben ne siz dayanabilirsiniz buna. Orada sadece humbucker'la deneyeceğim. Kısa kısa örnekler vereceğim size. Bakalım tonumuz nasıl olacak.
Gayet güzel bir saz telli olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bir konuda bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Tabii bu anlatacaklarım benim şahsi düşüncem, onu da en başından söylemek istiyorum. Gitarların lütfen saz tellerini saniye cinsinden hesaplamayınız. Çünkü bu şu sonuca varıyor. Gitarın saz telli 3 saniye uzadı. İyi, işte fena değil. Ondan sonra 10 saniye oldu. Aa, gayet güzel. 15 saniye oldu. Mükemmel. 1 dakika oldu. Hiç düşünmeden alalım. Arkadaşlar bu gerçekten yanlış. Ben böyle değerlendirmiyorum. Gitar zaten iyiyse, kullandığınız setuplar zaten düzgünse, sizin de tuşeniz yeterli derecede gelişmişse zaten saz telin kendiliğinden gelecektir. Bunlar birazcık bu durumlara bağlıdır. Tabii ki sonuç olarak güzel gitarlar var kendiliğinden. Gerçekten güzel uzayan saz telini var ki bu gitar onlardan bir tanesi. Siz de bunu kendi çalmanızda, tekniğinizle birleştirdiğiniz zaman, birazcık bunu kontrol ettiğiniz zaman gayet güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben bu konuda düzeltme yapmak istiyorum. Biraz da sizi eleştiriyorum bu konudan dolayı. Gerçekten bu saniye cinsinden hesaplanacak bir ölçü birimi olan bir durum değil. Tamamen sizin duyumunuzla alakalı olan bir şey ve gitarın kalitesiyle alakalı olan bir şey. Şu an dinlemiş olduğunuz ton köprü kısmındaki humbucker'dan geliyordu. Şöyle devam edelim. Her iki manyeti beraber çalıştırıyorum. Her iki humbucker'ımı. Bakalım buradaki tonumuz nasıl olacak. Şu an sap kısmındaki humbucker'ıma geçtim. Sizin de duymuş olduğunuz gibi gerçekten uzayıp giden bir tonu var. Şöyle isterseniz tekrar köprü kısmındaki humbucker'ı alalım ve her iki manyetiyi de bölelim. Şu an buradaki görmüş olduğunuz gibi telecaster kıvamında çalışıyor. Orada köprü kısmındaki tekli manyetimle devam edelim. Bakalım buradaki tonumuz nasıl olacak. Tabii volüm olarak biraz daha düşük bir ton olduğunu söyleyebilirim. Sesi otomatik olarak düşüyor. Arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Gerçekten şu an volüm potansiyelini bilerek kıstım. Şöyle yaptığınız zaman bile gerçekten bunu biliyorsunuz. Yani her gitarda söylemiyorum ama genellikle bu tarz gövdeli gitarlarda ve bazı üst düzey gitarlarda, tabi sadece Les Paul gövdeli olan gitarlar değil, bazı kaliteli Strat gövdeli gitarlarda da oldukça güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Bunda da öyle bir durum var. Gerçekten kalın bir gövdesi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle yandan görmenizi istiyorum. Ağır da bir gitar. Gerçekten bir süre sonra ayakta boyun fıtığı oturduğunuz zaman da ayağınızı uyuşturan bir gitar olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bir süre sonra tabii benim de videonun sonunda ayağım uyuşacak. Onu da biliyorum, şimdiden biraz hissetmeye başladım. Genel olarak clean tonlarımız böyleydi. İsterseniz şimdi drive tonlarımıza bakalım. Bugün drive'ı biraz iki yönüne getirdim. Normalde aşağı yukarı 12 yönünde tutardım. Bugün birazcık farklılık yaptım. Şöyle tekrar humbucker'ı aldım. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Şu an köprü kısmındaki manyetikteyim. Foot switch'imizden değiştirdik. Bana soruyorsunuz hangi pedalı kullanıyorsunuz videolarda. Arkadaşlar bu bir pedal değil. Sadece amfinin kanalları arasında geçiş sağlayan foot switch, yani ayak pedalı. Bunu da bilmenizi istiyorum. Aynı şuradaki switch görevini görüyor. Yani burada nasıl humbucker'lar arası geçiş yapıyorsak foot switch de kanallar arası geçiş yapıyor. Birinci kanalda overdrive var. İkinci kanalda clean var. Bunu isterseniz tabii overdrive'ın şu an turuncu kanalında. 3'e basarsam kırmızı kanalına geçiyor. Bu tarz ayarlayabiliyorsunuz. Buna tabii bu tarz amfiler olanak sağlıyor. Şöyle devam edelim tekrar. Thank you.
Evet arkadaşlar, sonunda birazcık feedback yaptık. Bazen feedback'i kendinize avantaj olarak kullanabiliyorsunuz. Çok fazla uzatsaydım tabii oldukça belli olacaktı. Bunu tabii size söylüyorum arkadaşlar. Son 2-3 saniyesinde feedback tonumuz vardı. Ama görmüş olduğunuz gibi gayet güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Şu an yine iki humbucker'ım beraber çalışıyor. Bakalım buradaki tonumuz nasıl olacak. Şu an sap kısmındaki humbucker'ımdayım. Evet arkadaşlar, tabii bugün birazcık sesi açtım. Drive'a da birazcık yüklendiğim için bu tarz bir feedback olayım var. İleride belki onun da önüne geçerim. Tabii geçilmeyecek bir problem değil. Bu arada bu problem değil. Benim oldukça da hoşuma giden bir şey. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle isterseniz bölelim şimdi humbucker'larımızı. Single olarak çalışıyor. Bakalım nasıl bir performansımız olacak. Dip gürültümüz var. Bunu söylemek istiyorum. Bunu aldığınızda siz de yaşayacaksınız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz daha bluesy soundlar var. Telecaster tadında olmasa da ona yakın bir ton alabiliyorsunuz. Daha soft rock, daha blues tonları sevenler için uygun olabilir. Tabii siz drive'a düştükçe biraz daha güzel, tatlı, içinde clean içeren tonlar alabilirsiniz. Şöyle devam edelim tekrar. Şu an orta switch pozisyonunda. Her iki humbucker'ım bölünerek çalışıyor single olarak. Size burada bir şey göstermek istiyorum. Bu tarz gitarlarda yani drive tonlarındayken bile akor bastığınız zaman ve tellerin, en alt tellerin birbirine karışmadığını göreceksiniz. Siz isterseniz şimdi bunu göstereyim, bu drive tonunda bile. Siz de tek tek gelen pickingleri duyabiliyorsunuzdur. Yani alternate picking yapıyorum, arpej yapıyorum penayla. Şöyle devam edelim tekrar. Şu an sap kısmındaki humbucker'ımdayım. Thank you.
Rahat bir klavyesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki dolgun bir klavyesi var ama eliniz yağ gibi kayıyor üstünde. Bu tabii yapılan ayarla da birazcık alakalı. Bu gitar bana geldiğinde güzelce ayarlanmıştı. Sağ olsun ilgili arkadaşlar bu konuda beni hiç yalnız bırakmıyor. Şöyle isterseniz devam edelim arkadaşlar. Şimdi humbucker'larımızı görmüş olduğunuz gibi tekrar eski haline, orijinal haline dönüştürdüm. Yani ikisi beraber çalışıyor, bölünmeden çalışıyor. Bakalım buradaki tonumuz nasıl olacak? Şimdi burada distortion tonuna geçtim. Biraz daha yüksek gain içeren bir ton. Bakalım buradaki performansımız nasıl olacak? Şu an ilk başta köprü kısmındaki humbucker'la başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Epiphone Les Paul Custom modelini tanıtmaya çalıştım. Farklı manyetik seçenekleri olan üzerinde değişik bir gitar. Özellikle humbucker'ların single'a bölünüyor olabilmesi daha yumuşak ton seven arkadaşlar için değişik bir tercih olabilir. Tabii çalarken elimden geldiğince farklı şeyler çalmaya çalıştım farklı tarzlarda. Arada ufak tefek hatalar yaptıysam lütfen görmezden gelin onları. Çünkü bu aralar hava çok sıcak. İstanbul'da biliyorsunuz nem oranı oldukça yüksek. Şu an karşımda duran halojen lamba da canımı okuyor. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Oldukça sıcaklık veriyor bu tarafa doğru. İleride onun da önlemini alacağım. Bu setup yenileme çalışmalarında fotoğrafçıların kullandığı daha güzel softbox dediğimiz ışıklar var. Onlardan bir tane edineceğim ilerleyen tarihlerde. Epiphone Les Paul Custom'a dönersek neler söyleyebilirim? Bu gitarı Gibson Les Paul Studio ile kıyaslıyorsunuz. Bence hiç de iyi etmiyorsunuz. Tabii Gibson bundan daha iyi veya Epiphone Gibson'dan daha iyi olduğu için değil. Çünkü her gitarın kendine göre bir karakteri ve belli bir tonu var. Bu açıdan yaklaşırsanız eğer biraz daha sağlıklı olur. Evet, tamamen sizin merakınızı gidermek için istemediğim bir şey yapıp her ikisini de aynı videoda ilerleyen tarihlerde çekeceğim. Bunu sadece çok fazla sayıda talep olduğundan dolayı yapacağım.
sizin de merakınız gidecek. O zaman kararı siz vereceksiniz. Asla benden arkadaşlar lütfen teşekkür ederim ilginizi ama bu konuda benden yorum beklemeyin. Markaları birbiriyle kıyaslamak gerçekten başta da söyledim çok doğru değil. Hepsinin kendine göre tonu var. Ben öyle değerlendiriyorum, öyle seviyorum. Şimdiden bu fikrimi beyan etmiş olayım. Tabii bu videoyu izlemeden yine sonra arkadaşlar olacak. Onlara da güzellikle bu durumu izah edeceğim. Etmeye de devam edeceğim. Demek istediğim aynı videoda yapacağım. Aynı setupta hiçbir ses ayarına dokunmadan, hiçbir efekt vermeden sadece belki bir iki tane modülasyon efekti olabilir. Tabii bilgisayar yazılım anlamında efekt vermeden. Sizlere bu tonu yansıtacağım. O zaman kararı siz vereceksiniz. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Bir gitar burada olacak. Bir gitar bu tarafımda olacak. Alacağım sırayla ikisini birden çalacağım ve farkı göreceksiniz. Bunu ilerleyen tarihlerde yapacağım. Size bu konuda söz veriyorum. Değişik Epiphone custom modelleri de yapacağım. Elime geçtikçe. Bir tane bu gitarı seçerken ortasında 3 bir tane daha manyetik olan model gördüm. Onu da ilerleyen tarihlerde yapacağım. Farklı custom modellerini de yapacağım. Onu da bilmenizi istiyorum. Yakın tarihlerde biliyorsunuz Gibson SG Faded tanıtımımız da olacak. Onu da eminim ki çok ciddi şekilde bekleyen arkadaşlarımız var. Farklı videolar da olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar bütün kategorilere yetişmeye çalışıyorum. Birazcık zor ama hepsini yapacağım. Farklı markalar da tanıtacağım. Bu konuda bir bilgi sahibi olmanızı istedim. Umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur Les Paul Custom'la ilgili. Gitarla ilgili sormak istediklerinizi info@gitarteknikleri.com adresine mail atabilir. Sitemizde videonun altına yorum yazabilirsiniz. Facebook sayfamızda yine duvara yazabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen benim profilime bu tür sorular yazmayın. Ben onları kaldırıyorum. Orası biraz daha değişik sohbetler. Biraz daha makara yapmak, gülmek için duvara açık tutuyorum. Oraya artık gitarla bakmıyorum. Orası birazcık daha normal sokakta karşılaştığınız benimle yapacağımız muhabbet tarzı bir muhabbet ortamı yaratmak için duvarı kullanıyoruz. Yine benimle ilgili düşüncelerinizi emrahalmis.com adresine de yazarak fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz hepsini açığım. Çok da sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.